Herkese selamlar arkadaşlar. Bugünkü videomda Euro Truck Simulator 2 için önümüzdeki günler içerisinde gerçekleşecek bir yenilikten bahsedeceğim. Öncelikle arkadaşlar bilmeniz gerekiyor ki Kron tarafından geçtiğimiz gün içerisinde bir açıklama yapıldı. Ve bu açıklamayla beraber geçtiğimiz yıllarda Euro Truck Simulator 2 için yayınlamış oldukları Kron Trailer Pack için 19 Eylül itibariyle bir güncelleme yapılacağı açıklandı. Tabii ki de bu güncelleme ile beraber gelecek olan şey de baya bir insanın ilgisini çekti. Nedir bu diye soracak olursanız da bu aslında Kron e-Trailer olarak adlandırdığı bizim ise elektrikli Dorsa diyebileceğimiz bir yeniliğin Euro Truck 2'ye gelecek olması oldu. Yanlış duymadınız geçtiğimiz aylar içerisinde nasıl oyuna elektrikli tırlar eklendiyse şimdi de elektrikli bir Dorsa geliyor. Açıkçası SCS Software bu yıl içerisinde elektrikli şeylere baya bir kafayı taktı. En başta bu yılın başlarında Renault e tec bizlerle buluşturmuştu. Daha sonrasında da Scania S1 modeli bizlerle olmuştu. Şimdi de elektrikli bir Dorsa geliyor. Aynı zamanda gelecek olan güncellemenin detaylarına inmek gerekirse bu aslında daha çok Kron DLC'sine sahip olan arkadaşları ilgilendiren bir güncelleme olacak. Çünkü 19 Eylül itibariyle sadece Kron Trailer Pack'e sahip olan insanlar için bu yenilik gelmiş olacak. O yüzden eğer ki Kron Trailer Pack'e hala daha sahip değilseniz özellikle de bu yenilikten sonrasında sahip olmayı düşünebilirsiniz. Tabii ben bunun için aceleci olmanızı önermem. Çünkü çok büyük bir ihtimalle 19 Eylül tarihi itibariyle Kron DLC'sine böyle bir yenilik geleceği için Kron DLC'sinin de biz bir indirim göreceğiz diye düşünüyorum. Özellikle de yarı yarıya fiyatının ineceğine inanıyorum. Tabii bu olur olmaz bilinmez bir gerçek. Ancak önümüzde vakit varken şansınızı bu anlamda da kullanabilirsiniz. Şimdi almaktansa 19 Eylül'de alırsınız. Böylelikle siz de olası bir indirimden yararlanmış olursunuz. Özellikle de DLC'ler içerisinde böyle yenilikler olduğunda genellikle indirim yapıyorlar. Ben de buradan yola çıkarak bu örneği veriyorum. Tabi ne olur ne olmaz. 19 Eylül geldiği zaman bunu görmüş olacağız. Tabi elektrikli dorseler hakkında Merakınız olabilir, bu elektrikli dorse dediğimiz muhabbet nedir? İşte ne işe yarar? Bunu merak ediyor olabilirsiniz. Kısaca ben de size edindiğim bilgileri paylaşmak isterim. Öncelikle arkadaşlar, Kuro'nun bu elektrikli dorseleri şu anda karşımızda görmüş olduğunuz şekilde gözükecek. Görmüş olduğunuz gibi dorseler oyun içerisinde bu şekilde gözüküyor. Gerçi dorseler diyorum ama bunun yanlış bilmiyorsam birkaç farklı modeli var. Belki bir tanesini getirirler, belki bir iki tanesini getirirler. Hiçbir fikrim yok. Bunu ancak 19 Eylül geldiği zaman öğrenebileceğiz. Ancak şu an itibariyle elimizde olan görseller bu şekilde. Tabii modeller hakkında ufak bir araştırma yaptığım zaman da Kron'un internet sitesine giriş yaptım. İnternet sitesi üzerinde de görmüş olduğunuz gibi bu iki modele denk geldim. Bir tanesi E Mega Liner, diğeri ise E Cool Liner. Bu ikisinin 19 Eylül itibariyle Euro Truck gelmesi potansiyelde gerçek bir durum. Tabii olur olmaz bunu hep beraber görmüş olacağız. Ancak şu anda sadece ihtimalleri değerlendiriyoruz. Yani e-trailer'ın geleceği kesin ama bu iki modelle beraber mi gelecek onu bilmiyoruz. Bunu da ancak o zaman öğrenebileceğiz. Tabii bunun akabinde en çok merak ettiğim şeylerden bir tanesi de elektrikli dorselerin gerçek hayatta ne gibi bir faydasının olduğu konusu oldu. Çünkü yani genel olarak elektrikli tırları tamam biliyoruz vesaire ama elektrikli dorseyi ben ilk kez duydum açıkçası. Bu sebepten ötürü de internette pek bir kaynak bulamadığım için soruyu ChatGPT'ye sordum ve ChatGPT üzerinden de böyle bir açıklama gördüm. Buradan kısa kısa başlık başlık gitmek gerekirse en çok dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi araç üzerindeki yakıt konusunda tasarruf sağlıyor olması oldu. Çünkü bu elektrikli dorseler araç üzerindeki motorun yükünü azalttığı için haliyle bu aslında yakıta da yansımış oluyor. O yüzden bizler bu dorseleri kullanırken yakıt tasarrufu da yapmış olacağız. Öte yandan belki de pek çoğunuzun merak ettiği şeylerden biri de bu elektrikli dorsenin nasıl şarj edildiği konusu olacaktır. Bununla da ilgili şöyle ufaktan bir göz gezdirdiğimde bu elektrikli dorsenin fren yaptığında fren yaptığı için üretilmiş olan enerjiyi geri kazanarak o kazandığı enerjiyle bataryaları şarj ettiğini gördüm. Yani aslında bu elektrikli dorsemiz kendi kendine şarj ediyor arkadaşlar. Bunun için de hareket halinde olmamız yeterli oluyor. Tabii bunun yanında da çevre dostu olduğundan bahsediliyor. Karbon ayak izini azalttığından bahsediliyor. Onun dışında da zaten pek bir bilgi bulunmuyor. Bununla ilgili özellikle 19 Eylül'de tahminimce SCS Software tarafından bir canlı yayın yapılacaktır. O canlı yayın içerisinde muhakkak Kron tarafından bir yetkili de bulunacaktır. O bu konuları daha kapsamlı şekilde açıklayacaktır diye düşünüyorum. Fakat bu konulara ilginiz varsa siz de tabii ki de yorumlar aracılığıyla özellikle de Kuro'nun bu e-trailer olarak adlandırdığı elektrikli dorselerin hem gerçek hayatta hem de oyunda bize neler katabileceğini paylaşabilirsiniz. Özellikle de bilgi sahibi arkadaşları yorumlar kısmında bekliyorum. Benim kendi araştırdığım kaynaklar bana bu sonucu elde etmemde yardımcı oldu. Sizlerin de yine bilgilerini yorumlar kısmında görmek isterim. Tabii ki de Kuro'nun Kuro'nun trailer peki güncellemesi ve bunun akabinde de e-trailer olarak Olarak adlandırdığı elektrikli dorseleri yurotraksim nitrik evrenine ekleyecek olması sizler için ne gibi bir hissiyat oluşturdu? Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunları da merak ediyorum. Lütfen bunları da yorumlar aracılığıyla belirtin arkadaşlar. 19 Eylül'de bu gelişme yaşandığında ben yine bir video çekmiş olurum diye düşünüyorum. O zaman da yine ayrıca konu üzerine konuşmuş oluruz. Bugünlük benden bu kadar. Bunun gibi daha fazla video için lütfen like ve like, yorum like, like, atmayı unutmayın. Youtube katıl üyelerime de desteklerinden ötürü çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar. Arkadaşlar